Dedi ki kim bunu ne kadar süre yapacak, işletecek? Hı hı. Cengiz Limak geldi dedi bana, ben bunu 7 yıl küsür şeyde veya 9 yıl mı neydi yapıp hı. işleteceğim. 2 yıl yapacağım 7 yıl işleteceğim. Hocam bu senenin başında bu senenin içerisinde Kurtköy-Akyazı'ya ek işletme süresi. İşletme süresi ne demek? Boğaz Köprüsü bitmiş değil mi? Bitmiş. Diyorsun ki Cengizli Limak gelin bu Boğaz Köprülerini işletin. giderinle yılda 100 milyon dolar, lira yaklaşık olarak asfaltta işte evet. kalktı etti... bakım gideri. Gelirin ne? 2,5 milyar. Ne diyorsun? Gel gel burayı yılda 2,4 milyar buradan para al diyorsun Cengizli Mal. Kurtköy Akyazı bölümüne Cengiz Lima ek 7 yılda tamam. işletme süresi Ama verdiler. O 4 milyara bir 4 milyar dolar daha ekleyin. Hayır, bu zaten şey diyor ya garanti verildikleri kısım. Bu toplam garanti. Ona evet. ek olarak Minden tamam. Ek kaldı. olarak 1-4 daha verdiler. Tamam işte onu bu tamam. Yıl. Evet doğru. Bu bu kadar e garanti. 8'e çıktı. Onu o içinde o ha 8'e çıktı. 8'e çıktı. Evet. O 4 evet. ek yeni yeni, tamam. yeni daha yeni bu yıl tamam. ek 4 ya, daha verdiler. Osman Gazi de. Köprüsü 11 milyara mal oldu değil mi? 2 milyara mal olacak köprü. 12 Bu garantilerle 10, 10, milyar, 10 milyar 754 milyon dolar ee, garanti para. Şöyle Osman Gazi Köprüsü'nün 11 milyar TL'dir. İstanbul-İzmir Osman Gazi Köprüsü dahil geçiş. Yani hmm. köprü Şu dahil, dahil İstanbul-İzmir İstanbul, İzmir. otoyolu dahil. 11 10 milyar. milyar TL idi. 2013 fiyatıyla. Hı, hı Sonra bunun dolar karşılığı 6,5 milyar dolardı. Sonra dediler ki e, ha bunun içerisinde Osman Gazi Köprüsü'nün de yapım maliyeti 1.2 milyar, milyar dolar. E, kamulaştırma şunla bunla 1,5 milyar dolar faiziyle şeyle 1.7 milyar dolar. Sadece Osman Gazi Köprüsü'ne verilen garanti 13 milyar dolar. Hı hı. dolar. Milyar TL. Dolar. 13 milyar dolar 2035'e kadar Amerika'da enflasyon arttığı için o da muhtemelen daha Hı. yüksek çıkacak. Bilmiyorum, Çünkü Amerikan enflasyonu üzerinde artıyor. Gebze-İzmir otoyolu Osman Gazi Köprüsü dahil 10 milyar 754 milyon dolar garanti verildi diye rapor. Mehmet Eskan zaten o rakamlar aklımızda kalmayacak. Burada önemli, önemli olan kağıt üzerinde yazan rakamlar gelelim, değil. Peki gelelim Zunan'ın zırt dediği yere Hangisini? başlayalım. Hangisini? Peki bu kaç tane gazete saydın Sen Dört tane mi? E, sayalım bir daha. Bir gün Cumhuriyet Evrensel e, sözcü. sözcü. O kadar. Diğerleri. Bir sözcü, bak diğerleri. burada bir yığın Hürriyet var önümde. ondan sonra sabah var, akşam sabah var, yeni, yeni şafak, şafak. Milliyet. Milliyet. Niye atlamış mı bunların hepsi? Türkiye. Sayıştay raporu akşam. herhalde atlanmış. Be Olur beyefendi mi? atlamış onu. Şimdi <laughs> ben, ben, <o> sabahleyin, <laughs> sabahleyin söyleyeceğim. Herkes söyleyin söyle. tamam. tamam. Şimdi, Şimdi söyleyin tabii çünkü Karar Gazetesi'nde niye de yok. yok diye de yazabilir miyiz? Soru suçlu yani. benim işte. <laughs> ben o, ilan Neden ediyorum. Yok, görmedim haberi dün. Ama sen dün. Dün görmedim haberi. Dün gelir gelmez baktım böyle baktım. Karalar bağlamış bir halde <laughs> oturuyor ne oldu? Ben bunu nasıl aktarayım diyor. Sayıştay raporu <laughs> gazetesi atlamış. Ama olabilir. diğerleri bence yok. de atlamamış yani. Yok bu, onları, onlar demişler, atlamamış. Ben benim. şimdi bu sarayın harcamalarını nasıl yazarım demiş. Evet. Hadi birinci sayfaya sözü gibi koymayın. Tamam. Cumhuriyet gibi de koymayın. Ya hiç olmaz ekonomi sayfasına. Sayıştay raporunun hadi diyelim hadi saray kısmını da başınız ağrır diye koymayın. E bunun Hastaneler evet. kısmı var. Yani çok Onu diyanet, çok çok Ana şey. Hattim, yani şey mesela şey yani koyamaz, koyamaz değil mi? Otoyolları falan. Aile ve Sosyal koyamaz. Hizmetler Bakanlığı'nın mesela usulsüz yapılan Heh. sosyal yardımları var. Onu koysunlar. İçinden Hanım, seçip bir Seda tanesini Hanım, koyabilirler. Çok önemli. Aile Sosyal Bakanlığı dediniz. Yani tamam çok işlendi ama Hı -hı. ya bu ülkede diyanet. Ramazan'ı tahmin edemez mi? Ramazan ayının hangi gün başlayacağını tahmin edemez mi? Yani mesela 2022 yılında Ramazan hangi gün başlayacak? Tahmin edemez mi? 2023 yılında Ramazan hangi ayda başlayacak? Tahmin edemez evet. mi? Neden yani bilemez mi? Neden sordum? Çünkü davet usulü ihale yapmış Ramazan yayını için. Ramazan için dava. Acil. Değil değil mi? acil. A evet yani şimdi kardeşim. Davet usulü. Acil durumlarda oluyor. Davet usulü. Bir acil. Şey evet acil durum. Yani bir şey yapacaksın, ihale atacaksın. İhalenin şartları uzun sürecek. İnsanlar anlık katılacak. anlık durum acil. Acilen benim diyelim şunu almaya sel ihtiyacım oldu. Var. Sel oldu. Hı. Sel Hı. noktasında Hı. acil bir iş yapacaksın. Selin Hı. O Pazarlık usulüne mi giriyor? Bu bahsettiğiniz. Pazarlık. Hepsinde pazarlık vardır. Acil durum şu. Acil durum şu. Efendim, ben iki ihale türünü açıklayayım. Hı. Efendim, benim e, önümüzdeki yıl Ramazan ayı ile ilgili bir yayın yapacağız. Yayın için ihaleye çıkıyorum. İhaleye çıkıyorum demek şudur: Bütün Türkiye'deki ilgili şeyler isteyen gelip teklif verir. Ben ihale şeyini çıkarım, ihaleye çıkarım derim ki Ahmet, Mehmet, A şirketi, B şirketi, C şirketi, herkes gelir teklif verir. Bunun da belli bir bunun belli bir süresi var ama Tabii, değil mi? Belirli ayda süreler var. var. Mesela ihaleye çıktım, dedim ki bir ay teklif verme süresi veya bir, bir buçuk ay Hı -hı. teklif verme süresi. Hı -hı. Ondan sonra teklifler geldi, teklifleri aldım, teklifler Hı -hı. üzerinden yani bir de pazarlık yaparım. Pazarlığı da açık yaparım pazarlığı. Yani dedim ki tamam siz 50 bin lira, 100 bin lira teklifler verdiniz. Kim şimdi şey yapıyor? İniyor. Daha iniyor fiyatı diye. Şimdi bu açık ihale. Evet. İkinci ihale şu. Benim acil işim var. Hı, hı. Bozkurt'ta sel oldu. Selden sonra o bölgenin temizlenmesi, temizlenmesi, temizlenmesi mesela. mesela. Acil. Diyorum ki ya ben burada açık ihale şartları bir ay ihale askıda sürebilmem ne bunlarla Doğru. uğraşamam. Diyorum ki A firması B firması siz hemen gelin. C firması en az 3-4 tane firma hemen gelin. Şu o sel bölgesini temizleyici işi alın. Kim daha ucuza yapar? O firmaları çağırıyor. Ya kimin çağırıyor. ekipmanı daha iyi? Kimin Hı. ekipmanı daha iyi? Ş yani. o, ona göre, yeterliliğe göre. Yani acil, çok acil. Bu davet usulü firmaları ihale açan kişi çağırıyor. A firması, B firması. Şimdi Mardin'de bir iş olmuştu. Şimdi yani... Cengiz Cengiz işi kazanmamıştı. 100 milyonluk işi ihaleyi iptal ettiler. Sonra davet usulü yaptılar. Cengiz'e 300 milyona verdiler. Böyle bir iş oluyor işte Mardin'deki ihale. Yani Cengiz her yerde diyor ya. Bu da mı onu yapmış? Şimdi, diyanet. Şimdi Diyanet. Ramazan. Ya Ramazan ihalesi Ramazan yapıyorsun. Ramazan etkinlikleri. Ramazan etkinliği olsun. ihalesi yapıyorsun. Davet usulü. Yani firmaları hangi firmanın gireceğini sen belirliyorsun. Şimdi diyanet mesela iftar sahur canlı yayın programları benim... oluyor ya onlar Hı. için o programların hazırlığı için işte gerekli olan ekipmanlar için falan aynen böyle yapmış yani son dakikada son anda acil diyerek böyle bir yöntem izlemiş. Bu şimdi davet usulü benim bildiğim siyasi boyutu şu. Şimdi şöyle yapıyorlar dediği gibi acil bir şey Hı. diyorlar değil mi? Diyelim ki üçümüzü çağırıyor. İhaleyi bana verecek. Siz de Başka ihaleleri de size Siz girin diyor. Davet usulleri genelde Sizin, böyledir. Size vermeyeceğim diyor. Size girerken biliyorsunuz bu ihaleyi ben alacağım. Ben gidiyorum ihaleyi alıyorum. Bir başka ihaleye ben de giriyorum. Bana diyorlar bak sen oradan ihale aldın ya. Sana verdik payını. Bu sefer İbrahim Bey vereceğiz. Sen laf olsun diye gir ki hani görüntü hmm. dolsun diye. Bu Diyanet şimdi kendi adamına vermek için.